Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz diş hekimi Aslan Atakan Aynur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Bizlerdeyiz, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hocam, dişteki en önemli konulardan bir tanesi implant. Evet. Diş tedavisinde. İmplant nedir hocam? İmplant aslında bir vida tedavisidir. Kısaca, en kısa cümleyle anlatmak istersek bir vida tedavisidir. Tek diş veya daha fazla diş eksikliklerinde hastanın eksik dişinin tamamlanması için çene kemiğine bir vida yerleştirilir. Daha sonrasında bunun üzerine sabit protez yapılır ve o eksiklik giderilmiş olur. Çok iyi. İmplant tedavisi uygulanırken acı duyuyor muyuz? Günlük yaşantımızı nasıl etkiliyor? İmplant tedavisi uygulanırken acı duymuyor kesinlikle hastalarımız. Çünkü uyuşturuyoruz orayı, lokal anesteziklerle uyuşturuyoruz. Herhangi bir acı hissetmiyorlar. Sonrasında özellikle ilk 1-2 gün hafif şişlik ve ağrı kesiciyle geçebilecek ağrılar bekliyoruz. Yani bu şişlikler için buz önerimiz oluyor. Zaten hastalara nasıl bakmaları gerektiğini anlatıyoruz. Aslında öyle korkulduğu gibi sancılı bir dönem geçmiyor. Sadece 1-2 gün hafif ağrılar. Onları da ilaçlarla beraber bastırıyoruz. Rahat bir süreç geçiriyor hastalarımız. Yani günlük hayatına nasıl bir şekilde adapte olabiliyor? Yok, hayır. Yani 1-2 gün içerisinde, yani ertesi gün günlük hayatına dönüyor o anlamda. Evet, evet. Hatta implant ameliyatı yaptırıp aynı gün tekrar ders anlatabilen öğretmenlerimiz oluyor. Evet. Herhangi bir hayata engel bir durumu yok değil, yani. Gayet de pratik bir çözüm, evet. Peki hocam, implant tedavisi başladığında beslenme konusunda nelere dikkat edilmeli? Yani sıcak, soğuk, sert, yumuşak yemek gibi konular? Bu konuda implantın sayısı çok önemli. Hani eğer tek bir implant yaptıysa, hastamız normal oral hijyenine dikkat ederek, düzenli fırçalamalarını yaparak her şeyi yiyip içebilir. Herhangi bir kısıtlamamız yok. Daha fazla implant olduğunda o bölgede çok sert şeyler yememesi gerekiyor. Ama genel olarak her şeyi yiyip içebiliyor hastalarımız. Sadece önemli bir nokta var. Hasta sigara kullandığı zaman implantın başarısını çok olumsuz etkiliyor bu. Bir dönem sigara kullanmamaları gerekiyor implant yaptıran hastalarımızın. Yani bunu altını çizerek söyleyelim. Çok önemli. Zaten hiçbir şekilde bu tarz maddelerin kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Bizler de sağlık programı olarak altını çiziyoruz. Evet. Çünkü tedaviyi geciktiriyor değil mi? İyileşme sürecini geciktiriyor. Evet, hatta başarısızlık oranını arttırıyor, öyle söyleyeyim. Evet. İmplantın başarısız olma ihtimali oluyor sigara kullanıldığında. Hocam, bir de araya girip bir soru daha sormak istiyorum. Tabii. Şimdi hep sorulan bir şey, çok da geliyor bu soru bize. İmplant taktırdıktan sonra hani siz de fırçalamayı önerdiniz. Evet. Ağız oral hijyeni diye bahsettiniz. Evet. Fırçalamada bir sıkıntı yok değil mi? Yani hafif tabii, çok bastırarak değil de. Şöyle, zaten implanttan sonra açık yere bırakmıyoruz ağzı kesinlikle. Hekimler tarafından bir şekilde kapatılıyor. Bazen iyileşme başladı dediğimiz bir parça takılıyor. Ağız içinde görünen bir parça varsa onu da normal diş gibi fırçalamamız gerekiyor. Diğer dişlerin fırçalanmasında da devam edilmesi lazım. Herhangi bir engel yok. Peki hocam, her kaybettiğimiz diş için implant gerekiyor mu? Tek diş eksikliklerinde evet, hani bir dişimizi kaybettiysek onun için bir implant gerekiyor. Ama yan yana 3 dişimizi kaybetmişizdir mesela. 2 implant üzerine köprü şeklinde üçlü bir diş yapılabiliyor. Özellikle bütün dişlerini kaybeden hastalarımız, yani ağızda 28 dişinde kaybettiyse 12 veya 8 implantla alt üst toplam bütün dişleri yapılabiliyor. Yani her diş için gerek yok aslında. Peki hocam, çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Diş çektirdiğimiz seansta aynı zaman implant tedavisine başlayabilir miyiz? Aslında hekimlerimizin çok severek yaptığı bir işlem bu. Çekim sonrasında implant aynı seansta yapılması. Çünkü tek bir uyuşukluk, tek bir iğneyle uyuşturup hem hastayı diş çekimi ağrısından kurtarıyoruz, devamında hemen implantı yerleştiriyoruz. Beraber bir iyileşme süreci oluyor. Yalnız kemiğin kalitesi çok önemli bunu yapabilmemiz için. Hani dişin bulunduğu kemiğe zarar vermemiş olması gerekiyor. Ve kaliteli bir kemik olması gerekiyor. Bu durumda yapılabilir. Sıklıkla severek yaptığımız bir işlem bu. Evet. Peki, köprü yapımıyla karşılaştığımız zaman implantın avantajları oluyor mu? Çok fazla avantajı var aslında. Çünkü köprü dediğimiz tedavi, boşluğu kapatmak için sağlam dişlerin küçültülerek yeniden o boşluğa bir köprü yapılması, protez yapılmasıdır. Hem sağlam dişlerimiz kesilip küçültülüyor, zarar görüyor köprüde. Hem de bir 10 sene içinde, yaklaşık iyimser bir tahminle
10 senede bir yenilenmesi gerekiyor o köprünün. Ama implantta durum böyle değil. Sadece eksik dişin olduğu bölgeye bir vida yerleştiriliyor. Diğer dişler zarar görmemiş oluyor. Ve çok daha uzun dönem, uzun süreli olumlu sonuçlar beklediğimiz bir tedavi. Uzun dönemli bir tedavi. Yani yenilenmesine gerek olmuyor. Peki hocam, damak hareketli protez kullanan hastalarda implant tedavisinden yararlanabiliyor mu? Aslında en çok bu hastaların ihtiyacı var. Yani memnun olmadıkları damaklarını sabitlemek için veyahut da tamamen sabit dişleri onlara kazandırabilmek için onlara implant tedavisi uyguluyoruz. Yani damak kullanan hastalara en çok uygulanan tedavi zaten implant tedavisidir. Peki, her implant yaptırmak istiyorum diyen hastaya yapılıyor mu? Ya da bir yaş grubu var mıdır? Hayır, sadece implant için kemik gelişiminin tamamlanmış olması ve dişlerin gelişiminin tamamlanmış olması gerekiyor. Eskiden buna 20 yaş altında implant yapılmaz şeklinde söyleniyordu. Ama yeni kitabi bilgilere göre kemik gelişimi tamamlandıysa, bütün dişleri ağızdaysa veya tamamlandıysa gelişimi 17 yaşından itibaren implant yapılabiliyor. Üst sınır olarak da herhangi bir sistemik rahatsızlık yoksa üst sınırımız da yok. Hani 17 yaşından sonra her hastaya yapılabilir şeklinde söyleyebilirim. Evet, peki hocam, implant yaptıran bir kişi MR ya da tomografi çektirebilir mi? Çektirebilir, rahatlıkla çektirebilir. Biz de bazen implant tedavisinden sonra tomografi bazı hastalarda ihtiyacımız oluyor, çekiyoruz. Herhangi bir engeli yok, sadece çene kemiğine yerleştirilmiş bir titanyum var. Bunda MR veya tomografiye bir zararı yok. Sonuçta sabit kaplama protez kullanan hastalarımızın da dişinin içinde metal var. Onlar da çektirebiliyor. Yani engel bir durum yok. En çok merak edilen soruyu soracağım. İmplant pahalı bir işlem midir? Açıkçası bundan bir 10-15 sene önce implant pahalı bir tedaviydi. İmplanta ulaşmak isteyen hastalar için gerçekten çok pahalıydı. Ancak günümüzde işler değişti. Özellikle yerli implantların piyasaya sürülmesiyle beraber implantla kaplama arasındaki makas daraldı. Ve hani kaplama yaptırdığında hastalar söylediğim gibi 10 yılda bir yenilenmesi gerekiyor kaplamanın. Evet. Özellikle genç hastalar için bu hani 3-4 defa kaplamaya para vermek anlamına geliyor. Ama implant yaptırırsa böyle bir şeyle karşılaşmayacak. Uzun dönem kullanacak onu ve fiyat farkı gerçekten azaldı. Hani kaplamadan çok bir farkı yok implantın. Artık pahalı bir tedavi değil. İsteyen herkes yaptırabiliyor. Yani köprü ve kaplama tedavileri işte 7 ila 10 sene içerisinde tekrar gerektirdiği için implanta göre aslında birkaç tekrar yapıldığında uzun dönemde daha maliyetli, bir hale geliyor. Evet. İmplant bir de tek seferde çözüm noktası oluyor. Evet. Çok uzun sağlıklı bir diş sağlığı olmuş oluyor. Peki hocam, çok da yaygın bir düşünce gibi aslında. Hani implant tuttu, tutmadı, vücut kabul etti, ağız kabul etti, etmedi gibi yaklaşımlar var. Bu doğru mudur? Düşük de olsa öyle bir ihtimal var aslında. Evet. Hani bu konuda hastanın az önce de bahsettiğim gibi sigara kullanmaması, güzel bir şekilde bakması gerekiyor. Ayrıca implantın markası da burada önemli. Hani kaliteli implantlarda bu oran %1, %2'lere kadar düşüyor. Ama yine de hiçbir zaman kesinlikle tutar diyemiyoruz. Her zaman tutmama ihtimali var, çok düşük bir oranda. Evet. Peki hocam, çene kemiği zayıf olan bir hastaya implant tedavisi yapılabilir mi? Biz implant tedavisini yapmadan önce zaten gereken görüntülemeyle, gerek röntgenler, gerek tomografiyle çene, yani kemik durumunu ölçüyoruz açıkçası. İmplant yapılabilir mi? Bazen yetersiz oluyor kemiğimiz. Bu durumda kemik tozu dediğimiz ilaveler yapılabiliyor. Evet. Çene kemiğini destekliyoruz. Süreç biraz daha uzuyor bu tarz hastalarda. Hani 3 ay değil, 6-7 ay beklemesi gerekiyor belki hastaların. Ancak hani günümüzde mini implantlar da çıktı piyasaya. Bunların da uygulanmasıyla beraber hani bu hastaya kesinlikle implant yapılamaz diyebileceğimiz bir hasta neredeyse kalmadı. Evet. Bu toz dediğiniz hocam şey değil mi? Tabii o bir yerde oturup durması gerekiyor. Evet. İyileşmesi gerekiyor. Ondan sonra implant takılıyor. Evet. Aynı anda takılmıyor değil mi implant? Genelde o şekilde. Evet. Bir toz yerleştiriliyor oraya. O tozun kemiğe dönüşmesini bekliyoruz. Bir 3 aylık bir süreç yaklaşık. Daha sonrasında implantı yerleştirebiliyoruz. Galiba implantın en güzel tarafı da her halükarda her diş yapısına, her ağız yapısına uygulanabiliyor. Evet. Biraz önceki sorulardan bir tanesinde şunu dediniz. Hani
bazen böyle yaşı büyük ailelerimizde de vardır. Damak takarlar böyle, dişler yoktu. Evet. Onlara daha yapılabiliyor. Doğru mu anladık onu? Evet, doğrudur. Damak, yani sabit diş yapmasak bile damaklar çok hareket ediyor genelde, özellikle yaşlı hastalarımızda. İki implantla o damağı sabitleyebiliyoruz. Hasta istediği zaman çıkıyor. Onun dışında yemek yerken, konuşurken kullanabiliyor. Yani yaşlı hastalarda da sıklıkla yapıyoruz implant. O da onlar için, hayatı için çok ciddi bir konfor oluyor hocam gerçekten. Peki implantla ilgili izleyicilerimize ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Bizim ülkemizde aslında çok yaygındır bu. Hasta doktora gider, implant yapılması gerekiyor der. Tamam der hasta, evine gelir, komşusuna, akrabasına, çevresindeki insanlara sorar ve olumsuz dönüşler alır onlardan ve korkar tedaviden. O tedaviye başlamaz. Yani hastalara, doktorlarına güvenmesini, ağrısız bir süreç olacak diyorsa buna inanmasını ve korkmamalarını, cesaretlerini toplayıp doktorlarına gitmelerini tavsiye ediyorum. Evet, doktor olan klinikteki, muayenedeki kişilerdir. Mahalledeki komşular değil. Evet. Hekimlerimize inanın. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de Sağlık'ta konuğumuz diş hekimi Aslan Atakan Aynur'du ve kendisi bize implantın faydalarından bahsetti. Teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.